Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir kısım sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Kurtuluş çaresi ve hayat umdesi ancak ve ancak Kuvayi Milliye'nin etken ve milli iradenin hakim olmasındadır. Bu sağlam ve meşru esastan zerrece sapmak, maazallahu teala devlet ve millet ve vatanımız için pek acı hüsrana neden olur. Milletimizin asil harekatını kötüye yormaktan ve ilan etmekten geri kalmayan kötü niyetli alçakların çok olduğu muhakkaktır. Fakat çok esef vericidir ki bu kötü niyetli melunların başında sonsuza dek yaşayacak devletimizin sadrazamı Ferit Paşa ve bakanlık konumlarında bulunan Adil Bey, Süleyman Şefik Paşa gibi devlet adamları bulunuyor. Memleketimize takım takım Bolşevikler girdiğini ve milli harekatın Bolşevik harekatı olduğunu resmen ilan eden ve yayan bu bedbahtlardır. Asil ve temiz milli harekatımızın İttihatçıların son çırpınma harekatı olduğunu ve İttihatçıların parasıyla yürütüldüğünü resmen ve alenen cihana, yabancı gazetecilere söyleyen bu gafillerdir. Anadolu'da karışıklık olduğunu ajanslarla resmen ilan eden ve mütarekenin özel maddesine göre muazzez vatanımızı düşman işgaline maruz bırakmak isteyen bu cahillerdir. Malatya İslam ahalisiyle Sivas İslam ahalisini birbiriyle boğazlaşmaya sevk etmek isteyen bu zavallılardır. Milli harekatın önüne geçeceğim diye Sivas'ın ve milli hassasiyetin görüldüğü her yerin yabancılar tarafından işgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla beraber bizim en yüce gayemiz tıpkı siz biraderimin tasavvuru üzere kötü niyetlilerin bu güzel memleketin üzerindeki iftiralarını ve alenen güttükleri melanetleri kırmak ve onları ümitlerinin pususunda hareketsiz ve cansız bırakmak ve devlet ile milletin icraatını sırf vatanın selametine ait noktada uzlaştırmaktır. Elhamdülillahi Teala bu gayenin elde edilmesinde artık milletimiz kötü niyetlilerin her türlü eserlerini kırmış ve bütün kahramanlığı lazım kerane adımını atmıştır. Yabancılar dahi milletin kapsamlı kuvvetini ve azim kerane niyetini ve buna karşılık merkezi hükümetin ne kadar asılsız ve millet ile alakasız aciz bir heyet olduğunu takdir etmiştir. Merzifon'u tahliye ettiler. Samsun'u da tahliyeye başladılar. İç işlerimize ve milli harekatımıza karşı tarafsız kalacaklarını ifade ediyorlar. İşte milli girişimlerimizin bağımsızlığın temini hususunda elde edilmesine muvaffak olduğu ilk netice budur. Milli cereyan İstanbul'da anayasa hükümlerine uymayı teminle neticelenmiş olacaktır. Mevcut hükümetin geniş derecede bir iyi niyete sahip bulunduğu zannında isabet olmadığını arz etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. Ben daha Erzurum'dan Ferit Paşa'ya hakiki durumu izah ederek milletin kuvvet ve iradesine karşı çıkacak hiçbir kuvvet kalmadığını yazmıştım ve kendisine muhalefet ve engelleme vadisinde devam etmemesi lüzumunu ihtar etmiştim. Bu gafil zat buna cevap vermemekle beraber milli cereyanın birkaç kişinin tahrikleri eseri olduğunu ilan etti. Ve menfaat hırsıyla ve kör bir cehalet ve gafletle iki tarafı idare ederek mevkilerini koruyabilecekleri batıl zannında bulunan birkaç valisinin aldatıcı raporlarını benim temiz ve vatansever uyarılarıma tercih etti. Bugün her türlü kötülük ve hıyanet
ve aciz ve miskinlik mevkiinde kaldıktan ve millet de durumun bütün gerçeklerine tam bir açıklık ile vakıf olduktan sonra bize düşen görev en seri hareketle milli emellere itaatkar yeni bir kabinenin iktidar mevkiine gelmesini temin etmektir. Eğer bugünkü kabinenin şahısları ve hayatları hakkında herhangi bir tereddütleri varsa, bugün için bu gibi şeylerle iştigal tenezzülünden pek yüksek olan milletimiz namına kendilerine istedikleri söz ve teminatı vermeyi dahi milletimizin menfaati gereklerinden sayarız. Fakat tuttukları yanlış yolda inat etmeye ve direnmeye devamları halinde ortaya çıkacak akıbetlerin sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. İşte vuku bulan hayırlı girişimler nedeniyle bir defa daha ve son defa asil zatları gibi kalbi cidden vatan ve millet aşkıyla ve padişaha muhabbet ve sadakatle dolu olan ve kardeşlik hatırasını daima hürmetle koruduğunu bildiğim kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretleri de bildirmiş olmak bizim için her türlü vicdani huzurun teyit olunmasına vesile olmuştur. Efendiler, buraya kadar söylediğim sözler bir maddenin özetidir. Bundan sonra gelen maddede Milli Harekat bütün genişliğiyle İstanbul'u ilerlemektedir. Ferit Paşa ve arkadaşları buna vakıftır. Zat-ı alileri de bu bilgiyi talep buyurunuz ve aydınlanınız dedikten sonra hakikaten o günlerde tecelli etmiş olan başarılı harekat raporlarını özetleyerek izahat verdim. Ve artık bütün bu harekatı durdurmak yalnız ve ancak bir şeye bağlıdır. O da milli emellere bütün manasıyla itaatkar bir zata kabine başkanlığının verilmesini ve o zatın da milli emelleri anlayarak ona göre tedbirler almaya girişmesine bağlıdır dedim. Bütün bu söylediklerimize nazaran siz biraderimin bir fikirleri varsa lütfen bildirmenizi rica ederim cümlesinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti temsilcisi namına Mustafa Kemal diye imzamı koydum. Buna müteakip Kerim Paşa, evvela zat-ı alileriyle birlikte bulunan muhterem zevatın hepsine selam ve hürmetlerimi arza ve bildirmeye lütuf buyurmanızı rica ederim girişiyle haberleşmemizin ikinci safhasını açtılar. Kerim Paşa devam etti. Başladığım kısa konuşmanın bütün aşamalarını zat-ı haliniz izah ettiniz. İki yerde işin hallinde isabet gösterilmediğini beyan ile özürlü makamını ifade ettiniz. Gerçi bütün durum ve yerel olaylar bilinmeyince bir meselede hakemlik etmek zor ise de memlekete ait işin hallinde yol gösteren ışık temiz vatan endişesi olmak itibariyle temel dayanak metin ve aydınlıktır. Vatanın mukadderatına hükmedileceği şu sıralarda yek vücut bir millet ve hükümetin göreceği işi göz önüne alarak bunun kolay hal yoluna mazhar olmasını arz etmek isterdim. Çıkış noktası olarak aldığıma işaret buyurduğunuz padişah beyannamesinin anlaşılması tarzında mümkündür ki bendeniz hata edeyim. Yalnız müsaade ediniz de asıl işlerin haline en büyük bir dayanak kabul edilen bu yüce beyannamedeki bütün yönleri izah ile padişahın sözlerinin geniş kapsamını beyan edeyim. Ben derhal Kerim Paşa'nın devamına mani olarak şunu yazdırdım. Kerim Paşa Hazretleri, lüzumundan fazla izahat asıl maksattan iki tarafı uzaklaştırabilir. Ve bir de padişahın beyannamesinin yorumlarıyla fazla iştigal faydasızdır. Rica ederim asıl mesele üzerinde görüşelim. Kerim Paşa yanıtladı. Asıl mesele üzerine görüşeceğiz. Müsaade buyurunuz devam edelim. Efendim, ben rica ederim
En son söz ve teklif üzerinde anlaşalım, dedim. Kerim Paşa, evet oraya geleceğiz efendim. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.